Geldiniz. Nasılsınız? Sayın Bakan. Buyurun. Korona vakaları azaldı inşallah. Nasıl vaka durum? Çok az ya. Çok değerli valim, sayın milletvekilim, değerli belediye başkanım, çok kıymetli misafirler. Bugünkü hizmet durağımız, öncü şehrimiz, sembol şehrimiz, çok değerli açıkçası ülkemizin tarihine ve geleceğine misyon ifade eden şehir Sivas. Günlerden Sivas ve bu anlamda yatırımlarımızı her geçen gün ülkemizin tüm vilayetlerinde olduğu gibi Sivas'ımız içinde artırmanın, çalışmalarımızı yeni hizmetlerle, yeni yatırımlarla taçlandırmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Amacımız ülkemizin istiklali, istikbali ve istikrarı. Bu anlamda 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmaları her geçen gün durmadan daha yükseklere taşıma heyecanı, gayreti içerisindeyiz ve bu manada özellikle illerimizle yapmış olduğumuz çalışmalar, yerel yönetimlerimizle, valiliklerimiz, belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, milletvekillerimiz ve bakanlıklarımız, bu anlamda ciddi bir işbirliği halindeyiz ve bu işbirliğinin de hamdolsun sağlığıyla, turizmiyle, ulaşımıyla, eğitimiyle, sanayisiyle, ekonomisiyle bir yükseğe tırmanma mücadelesinde, yarınlara olan güçlü yürüyüş mücadelesinde başarımızı her geçen gün hem altyapı olarak hem sonuçlar olarak daha önemli göstergelerle ispatlıyoruz. Ve tabii ki gençlik ve spor bu alanlardan bir tanesi. Malumunuz gençlik yatırımlarımız ülkemizin dört bir yanında ciddi bir gelişim gösteriliyor. Gerek gençlerimizin potansiyeli ve gerekse gençlerimizin her alanda öncü gençler olması hasebiyle bu çerçevedeki çalışmalarımızı az önce bahsetmiş olduğum işbirlikleri çerçevesinde daha yukarılara taşımak zorundayız. Bu anlamda hem heyecanımız var hem irademiz var. Bunu da işte görmüş olduğunuz gibi yatırımlarla bir bir güçlendiriyoruz. Zira bugün Sivas Belediye'mizle birlikte gerçekleştireceğimiz gençlik merkezleri, yine Sivas'ın dört bir tarafına güçlü bir şekilde dağılacak olan gençlik merkezleri bunlardan bir tanesi. Ve biliyorsunuz Sivas'a bugüne kadar 1 milyarın üzerinde bir gençlik spor yatırımı var. Geçtiğimiz günlerde Eylül'de Sivas ziyaretimizde Türkiye'nin en yeni havuzunu, olimpik havuzunu açmıştık. Ve bu çerçevede o havuzumuz o gün bugün Sivas'ımızın hizmetinde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların hizmetinde ve inşallah pandemi süreci sonrası da dünyadan gelecek sporcuların da hizmetinde olacak. Bu manada Sivas'taki spor yerleşkemiz, spor vadimiz çok önemli bir sembol. Ülkemizin spora yaptığı yatırımın en bariz, en nitelikli sembollerinden bir tanesi ve inşallah inanıyorum ki önümüzdeki süreçte çok çok daha güçlü bir şekilde ülkemize, milletimize, insanlığa hizmet edecek. Yine Sivas'ımızdaki Binali Yıldırım Yurt yerleşkemiz. O da örnek bir yurt yatırımı olarak 10 bin kişilik kapasitesiyle dünyanın pek çok otel zincirine konforuyla meydan okuyacak, sıcaklığıyla bir aile şefkati sunan ortamlardan bir tanesi. Ve yine burada gururla ifade ediyorum, Türkiye'nin en büyük yurt kütüphanesini hizmete açtık. O da okuyan, düşünen, araştıran, sorgulayan bir gençlik açısından çok ama çok anlamlı bir yatırım oldu. Onun da hayırlı olmasını temenni ediyorum.